Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Fakı Akın bizimle beraber. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk Demet Hanım. İyiyim, sizleri sormalı. Biz de çok iyiyiz. Biz aslında uzun zamandır konuşmadık. İlk defa böyle bir konuyu konuşacağız ve şu anda çok popüler, uzun süreler konuşuldu. Obezite ameliyatları. Ben izleyicilerimiz için hemen sormak istiyorum. Obezite ameliyatları kimlere uygulanır? Kimlere uygulanmaz? Tabii güzel bir soru. Şimdi obezite tabii direkt kiloyla alakalı bir konu olduğu için kim obez önce onu bir tanımlamak gerekiyor. Bunun için tanımladığımız parametre vücut kitle indeksi, yani içinde boy ve kiloyu orantılı olarak barındıran parametre. Normal kişilerde bu oran, bu formülü arama motorlarında kolayca bulunabiliyor. Bu oran 20-25 arasında ise normal. 30'u geçtiği andan itibaren obezite kategorisine giriyor. Ama henüz obezite kategorisine girdiği için ameliyat olmuyor. İkinci derece obezite kategorisi vücut kitle indeksi 35 ve üzeri oluyor. Evet. Ve 40 ve üzerine zaten morbid obezite diyoruz. Yani hastalıklı derecede obezite. Her tür hastalığa yol açabilecek derecede obezite. Ve hareket edemeyecek kadar kilolu oluyorlar. Aslında vücut kitle indeksi 40 tam hareket edemeyecek derecede değil. Ancak gözle görülmeyen, yani tip 2 diyabet, tansiyon gibi hastalığı ciddi anlamda tetikleyen bir derece olduğu için vücut kitle indeksi 40 ve üzeri direkt çok o kategoriye tehlikeli giriyor. Vücut kitle indeksi 35 ve üzeri çok hastalığı varsa, özellikle de tip 2 diyabeti varsa o ameliyat edilebilir kategoriye giriyor. 30-35 arası biraz gri bir alan. Yani orada biraz doktorun etik olarak ne kadar gerekli görüp görmediğine bağlı. Mesela insülin iğnesi, insülin kullanan, tip 2 diyabeti için insülin kullanan bir kişi bunu bir türlü çözemiyorsa ve vücut kitle indeksi 30-35 arasıysa ameliyat olabiliyor mesela. Tabii sadece kilosu uygun diye ameliyat edilmemeli hastalar. Bazen vücut kitle indeksi 50 olup uygun görmediğim hastalar oluyor. Nasıl? Mesela? Mesela psikolojik olarak hazır görmüyorum. Hmm. Yani sorduğu sorulardan anlıyorum bunu. Olaya bakış açısından anlıyorum. Yani bir kuaföre gidip saç boyatıp çıkıyormuş gibi davranıyorsa bu olaya çok içime sinmiyor. Yani, çok önemli bir ameliyat aslında. Tabii bir proje aslında. Evet. Öncesiyle sonrasıyla. Sonrası da aslında çok önemli değil mi? Çok büyük değişiklikler oluyor insan hayatında. Tabii ki, yani her türlü az sonra konuşacağız o konuları zaten. Bu arada az önce sorduğunuz bir konu daha. Kim ameliyat olamaz? Ciddi psikiyatrik rahatsızlıkları olan, yani şizofren ve benzeri durumlar olamaz. Kalp yetmezliği olan, hamile kadınlar olamaz. Aktif bir şekilde kanser teşhisi konmuş ve halen tedavisi eden kişiler görenler olamaz. Siroz hastaları olamaz. Bazı başka bağırsak hastalıkları olanlar, bağırsakla ilişkili olan ameliyatları olamaz gibi böyle. Yaş önemli mi? Yaş 18 ile 70 yaş arası 70 yapılabilir. Açıkçası 18 yaş altı, özellikle Orta Doğu'daki Kuveyt, Suudi Arabistan gibi ülkelerde 18 yaş altı obezite rakamlar inanılmaz, feci. Yani neredeyse iki kişiden biri obez kategorisine giriyor. Orada 18 yaştan küçüklere de uygulandığı oluyor. Ülkemizde de var. Ben şahsen tercih etmiyorum tercih 18 etmiyorsun yaş altını. Evet. Peki obezite cerrahisinde en yeni uygulamalar nelerdir? Hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Tabii siz? Obezite cerrahisinde aslında 3 ana hatla operasyonları özetleyebiliriz. Birincisi endoskopik yöntemler, yani mide endoskopisiyle yapılan yöntemler. Mide balonu, mide botoksu, hatta mide bükme operasyonu, plikasyon dediğimiz operasyonda son dönemlerde deneniyor diyebilirim. Bunun haricinde sadece mide üzerinde yapılan operasyonlar var ki tüp mide bunlardan en tanınmış, evet, en popüleri. Bir de midenin bağırsağa bağlandığı çeşitler var. Onda da sadece bir çeşit değil, birçok çeşit var. Ama en çok yapılan RNA gastrik bypass. Bizde hem tüp mide hem RNA gastrik bypass olarak bu iki operasyonu özellikle morbid obez hastalara sunuyoruz. Peki bunu biraz daha açabilir miyiz? Ben de hemen, tabii, size soracaktım. Tüp mide ameliyatı nedir ve RNA gastrik bypass nedir? Bu ikisinin farkını da bize anlatır mısınız? Tabii, şimdi belki animasyonla görebiliriz ekranlarda. Şimdi tüp mide operasyonu tüm dünyada da çok popülerlik kazanmış bir operasyon. Yani halk diliyle midenin yarısından fazlasının kesilip
çıkarıldığı operasyon tüp mide operasyonu. Yani orada bağırsak segmanlarına, bağırsak ince bağırsak kısmına hiçbir müdahalede bulunmuyor. Bu arada operasyonlar ekranda da görebiliyoruz. Kameralı laparoskopik operasyonlar. 5 tane ufak birer santimlik deliklerden giriyoruz. Ve yaklaşık 30-40 dakika sürüyor. Diğer operasyon, az sonra anlatacağım operasyon. Bu arada RN gastrik bypass operasyonu. Bu tüp mide operasyonu değil. Bunu da anlatacağım az sonra. Tüp mide operasyonunda midenin bir parçası kesilip atılıyor. Bu özellikle İngilizce volume eater dediğimiz, yani miktar olarak çok yiyenlere uygun görülebilir bir operasyon. Ayrıca, midenin ne kadarını alıyorsunuz? %80'i alınıyor tüp mide operasyonu. Yani ciddi bir oran. Ciddi bir mide oran. Kalmıyor ya demek ki. Yani %20'lik bir oran kalıyor. Bunu ben genellikle ömrü boyunca bir tek operasyon yetmeyecek kişilere öneriyorum. Ki tüp mide olduktan sonra diyelim ki 10 sene sonra halen kilolu hasta, öbür ameliyatlar uygulanabiliyor. Biliyor. Yani ikinci bir şans bırakmak için. Ama orijinaline dönülmüyor hiçbir zaman. Yani tüp mide olmuş bir kişi halinden memnun değilse olduktan sonra önceki haline dönemiyor. Hep böyle bir inanış vardır. Mide aslında işte yumruğumuz kadardır ve genişleyebilir. Evet. Yani mide tabii esnek bir organ. 1,5-2 litrelik bir hacim gibi düşünün. Ama bu yani günlük yani stres yaptığımızda mide kasları kasılır. O yüzden mesela çok yemeyiz. Yani canımız çok yemek evet. istemez gibi. Tabii bunda ana prensip mide küçültülüyor. Yani porsiyonlar bir kere küçülüyor. Diğer operasyonlar, RN gastrik bypass operasyonu dediğim operasyon, doktor için biraz daha zahmetli. Mideyi küçültüyorsun, bağırsağın belli bir segmanla monte ediyorsun o mideyi. Daha doğrusu bağırsağı getirip mideye monte ediyorsun. Yani hem daha az yiyor hasta, hem de yemek ilk girdiği yerde değil, biraz ilerisinde giriş yapıyor bağırsağı. Biraz ilerisinde giriş yaptığı için kaloriyi de daha az. Daha az emiliyor yani. Daha az emiliyor. Evet. Tabii bunun birçok türü var bu operasyonların. Yani bağırsağın en son kısmına monte edilen başka tip operasyonlar da var. Onlar biraz agresif operasyonlar diye onları çok uygulamıyorum ben açıkçası. Ama RN gastrik bypass operasyonu 1966'dan beri uygulanan bir operasyon. İlk uygulandığında obezite için uygulanmamış. O zaman peptik ülser dediğimiz, yani midede ülsere şu andaki gibi ilaçlar yokmuş. Ve deyim yerindeyse yaralı bir bölümü biraz dinlendirelim diye yapılan uygulama RN gastrik bypass operasyonu. O zaman bakmışlar bu kişiler zayıflıyor. Öylelikle zayıflama ameliyatı olarak evrilmiş. Şu anda çünkü ülser ilaçlarla tedavi edilen basit bir şey. Ama o zaman gibi. Operatif olarak. Şey soracağım. Yani toplumda çok böyle yaygın yaşam ama bu ameliyatların risk oranı nedir? Yani benim bildiğim kadarıyla öyle bir risk evet. yok ama şimdi cerrahi risk, yapıldığı zaman bir sıkıntısı yok. Şimdi risk tabii şöyle bir şey. Şimdi biz apandisit ameliyatı yaptığımızda bile bir risk yok var. Demiyoruz. Evet. Evet, yani her şeyin bir riski var. Şimdi buradan çıktığımda kaza evet, yapabilir miyim? Bir risk var. Ama bu riski minimuma indirmek için her şeyi yapmak gerekiyor. Özellikle obezite cerrahisinde insanlarımızın dikkat etmesi gereken başlıca şey hazırlık iyi olmalı. Yani bugün gel yarın ameliyat ol, bu çok yanlış bir şey. Yani en az bir 2-3 hafta tahlilleriyle, tetkikleriyle, tetkiklerde bir eksik varsa onların tamamlanması gerekiyor. Mesela en basitinden kırmızı kan seviyemiz, yani hemoglobin evet, düşükse hemoglobin. Zaten kansızlığı var bu kişinin. Evet. Bu kişiyi hemen ameliyata aldığınızda Allah korusun operasyonda bir kanama olsa evet, direkt riskli bir pozisyona geçiyoruz. Bunun olmaması için eğer bir kansızlık tespit ettiğimizde bunu belli bir seviyeye çektikten sonra operasyon yapıyoruz. Yani bunun için de zaman doğru gerekiyor. Doğru ellerde aslında yapılması gerekiyor. Hazırlık, doğru eller, evet. doğru merkez, alışkın olan bir deneyim merkez. Deneyim önemli. Deneyim çok önemli. Kullanılan malzemeler de önemli. Çünkü son senelerde birçok çeşit malzeme çıktı. Özellikle bir şey popüler olduğunda her zaman bunun yan sanayisi yan de çıkıyor. Yan sanayisi evet. çıkıyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Tabii. Takibe dikkat etmek gerekiyor. Bir de ben şahsen hani biraz ben eskiden Belçika'daydım. Biraz oradaki disiplini de getirdim diyeyim kendimle birlikte. Yani sert davranıyorum hastalara ya disiplin açısından. Yani hasta olaya çok basit yaklaştığında kesinlikle ameliyat etmiyorum. Ama gerçekleri söylemek her zaman bu tarz hastalara tabii ki, tabii daha... Ki. Sonuçta yani ameliyat ettiğim hastalar, aynen. güvendiğim hastalar, güvendiğim hastalarda... Güvendiğim operasyonu yaptığımda sonuçta pembe tablo çizmemek gerekiyor. Güzel tabii olma ki. İhtimali yüksek evet. oluyor. Evet. Peki başarı oranları %100? Şimdi şöyle kilo vermemesi imkansız hastanın.
ortalama bir beklentimiz oluyor. Yani hastalar operasyon olduğunda yaklaşık başlangıç kilosunun 1/3, yani %35, %40'ını kaybediyorlar. Tabii bu kişiden kişiye değişebiliyor. Bu operasyonlar direkt yeme içme ile alakalı bir operasyon, ilişkili bir operasyon. Yani şimdi iki örnek vereceğim. Sabah su böreği yiyip, öğlen profiterol yiyip, akşam cips yiyip, tüm gün kola içen bir hasta da bir günlük bir yeme içme programı uyguluyor. Ama sabah normal bir kahvaltı yapıp, öğlen protein ağırlıklı bir yemek, akşam da tencere yemeği dediğimiz mesela yeşil fasulye, harika, evet, yediğinde o da bir hasta. İkisinin ama sonucu çok farklı olabilir. Ya, değil bu mi? Kişileri de iyi seçmek gerekiyor. Bunu aslında ta operasyondan önce seçmek gerekiyor bu kişileri. Ve bunu doğru anlatmak, belki o zaman hasta da hiç böyle beslenmese bile diyecek ki ben artık bu operasyon evet bana bir kolaylık sağlayacak ama ben de bunlara dikkat edeceğim ki daha, evet, başarılı. Yazık çok, kendine ediyor aslında tabii, hasta da. Çok büyük bir yardımcı oluyor operasyon aslında. Ben hastalara her zaman şunu diyorum. %80'ini biz yapıyoruz operasyonla. Ama direksiyon sizin elinizde. Tabii. Doğru. Yani en güzel araca da sahip olsanız direksiyonu yanlış kullandığınızda kaza yaparsınız, yaparsınız o araçla. O yüzden iyi ve iyi ehliyeti olan kişileri seçmek gerekiyor. Peki operasyon öncesinden bahsettiniz. Fakat operasyondan sonra hastalar diyetleri dışında nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Şimdi operasyondan sonra takip çok önemli. Yani hem doktorun bu takibi sunması önemli ama diğer taraftan bununla da sıkça karşılaşıyoruz. Hastanın da o takiplere disiplinli uyması gerekiyor. Uyması lazım. Bunda maalesef ülkemizde biraz zorluk yaşıyoruz. Biz paketler sunuyoruz. İşte gelebilirsin, operasyon paketine dahil kontrolleriniz diye. Buna rağmen kontrole gelmeyen, evet, hastalar oluyor. Bu çok kötü bir şey aslında. Kontrole gelmeleri gerekiyor. Bu arada operasyondan sonra diyet anlamında yani işte şu kadar gram peynir, şu kadar gram et tarzı bir diyete ben de karşıyım. Hı. Böyle bir şey yok. Ama tabii ki bir yönlendirme, mantık çerçevesinde bir disiplin şart. Yani gidip de gece yarısı ekmek arası bol kalorili bir şey yememesi gerekiyor. Ama bunun için hani diyetisyene gerek yok. Bunu... Bu bir hayat disiplini. Hayat disiplini. Ben de yemiyorum. Evet. Yani hani benim kilom yok diye rahatça her istediğimi yiyebileceğim diye bir, evet, şey yok. O hastalarda özellikle buna dikkat yani etseler. Ona bakarsan hepimiz akşam dikkat, canımız bir şey tabii, istiyor. Tabii, ama etmeliyiz. Biraz dikkat gerekiyor. Bu kişileri de iyi yönlendirmek gerekiyor. Kontrollerde özellikle aksak giden bir durum varsa onu gözetlediğimde gerek psikolog gerek diyetisyenle ince yönlendirmeler yapmak gerekebiliyor. Bu aksamalar olduğu zaman hasta kilo verse bile tekrar kilo alma riski var. Tabii şimdi operasyonlar arasında da bu bir fark. Yani tüp mide operasyonundan sonra yaklaşık 100 kişiden 30'u geri kilo alabiliyor. Bu ciddi bir rakam. Oo, 100 kişiden 30'u geri, evet, kilo alabiliyor. Bu geri kilo aldığı rakam kişiden kişiye değişebiliyor. Bazıları orijinal kilosuna döndüğü bile oluyor tüp midede. Renal gastrik bypass operasyonunda yani bağırsağa bağlanan operasyon türlerinde geri kilo alma oranları %10-15 daha düşük. Daha neden? Düşük. Çünkü kalori emilimi de azaldığı için biraz daha yardımcı faktörü daha fazla. Doğru. O yüzden hani geri tepmesi de daha az. Ama geri kilo alma maalesef oluyor. Dikkat edilmezse ve hastaya da bunu diyorum. Yani siz az önce verdiğim örnekte gece yarısı her akşam ekmek arası kalorili şeyler yerseniz istediğim kadar hesap kitap yapayım, kilo alırsınız diyorum. Evet. O hastaları iyi seçmek gerekiyor. Bir de kısaca mide balonu ve mide botoksu nasıl uygulanıyor? Tabii, onu da konuşmadık. Bu son senelerde özellikle çok popüler olan bir olay. Öncelikle mide botoksu. Mide botoksu nedir? Bildiğimiz botoks maddesini endoskopi yöntemiyle midenin iç tabakasına belli yerlerine sıkmak. Aa. Burada midenin geç boşalmasını hedefleniyor aslında. Ama bir... bu botoks maddesinin mide üzerinde kullanılabilirliğine dair hiçbir ne FDA yani Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi'nin ne de EMA yani Avrupa İlaç Ajansı'nın onayı yok. Onayı yok. Evet. Yani bu şuna benziyor. Yani cilt kremini nasıl yememen gerekiyorsa veya onun hapı midede kullanılmaması gerekiyor. Yani kullanılabilirliğine dair hiçbir şey yok. İki, bilimsel olarak tabii ki dünyanın her yerinde bunu deneyen, yapan var Türkiye'de de. Bunun bilimsel sonuçları var. Bunun bilimsel sonuçları da bu mide botoksunun aslında çok etkili olmadığını zaten gösteriyor. Bu iki. Üçüncüsü de orantısız kullanıldığında botoks
yan etkileri de olabiliyor. Kalp ritim bozuklukları, nörolojik etkileri gibi. Hatta örnek veriyorum. Portal hipertansiyon dediğimiz mide varisi olan kişilerde yanlış bir bölgeye botoks enjekte ettiğinde kanamadan ölür o hasta. Bayağı ciddi. Veya çok yoğun bir şekilde tabii. İşlem ne kadar büyük. Tabii ki veya midenin belli bir bölümüne çok yoğun şekilde sıktığında mideyi çürütüp nekroz, yani oranın çürümesine yol açıp perforasyona, yani delinmesine yol açılabilir. Bu yüzden biz mide botoksu önermiyoruz ve uygulamıyoruz. Mide balonuna gelirsek, mide balonu midenin içine yerleştirilen yabancı bir cisim. Adı üstünde balon. 400-500 cc'lik ve midenin içini kaplayıp amaç burada hastaya az yedirmek. Ama bu hormonal olarak hiçbir şey değiştirmiyor. Yani siz, geçici bir... Tabii zaten geçici, evet, bir şey. 6 ay sonra o balon çıkarılması gerekiyor. Yine eski tas eski hamam. Kalıcı değil yani. Hasta kendi haline bırakılıyor. Yani bugüne kadar senelerdir bu işin içinde olan biri olarak morbid obez kategorisinde olan, belli bir kiloda olan kişilerin mide balonu veya mide botoksuyla kalıcı bir kilo kaybı ve ben artık kurtuldum bu obeziteden dediğini ben bugüne kadar görmedim. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz teşekkür değerli edeceğim. Bilgileriniz için. Kısa bir reklam aramız var. Az sonra tekrar burada olacağız. Ortodonti